Merhaba arkadaşlar, bugün birinci ünite tekrarını yapacağız. Güneş, Dünya ve Ay ünitesi ile ilgili konuşacağız. Peki, ilk önce bu konularımız neler bunda? Güneşin yapısı ve özellikleri, Ay'ın yapısı ve özellikleri, Ay'ın hareketleri ve evreleri, Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketleri arkadaşlar. Güneşin yapısı ve özelliklerinden başlayalım. Şekilde gördüğünüz gibi Güneş'in katmanlardan oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Arkadaşlar, Güneş orta büyüklükte bir yıldız. Dünya'ya en yakın yıldız. Şekli küreye benziyor. Tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluşuyor arkadaşlar. Dünya'nın ısı ve ışık kaynağı olan Güneş'in enerjisi yapısında yaşanan patlamalardan meydana geliyor. Peki yapısı nasıl? Arkadaşlar, Güneş sıcak gazlardan oluşuyordu. %71 oranında hidrojen, %26,5 oranında helyum ve %2,5 oranında diğer gazlardan oluşuyor. Peki bu patlamalar nasıl oluşuyor? Yapısındaki hidrojen helyuma dönüşme sırasında gerçekleşiyor bu patlamalar ve enerji açığa çıkıyor. Şu an gözlemlediğimiz şeye bakınca topun içerisinde çok küçük olan boncuklar görebiliyoruz arkadaşlar. Bu Güneş'in içerisinde sadece Dünya sayısını sembolize ediyor aslında. Biz biliyoruz ki Güneş'in içerisinde yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin tane Dünya sığabilir. Şu an bunda da aynı özelliği yine söylüyor. Dünya'nın yani Güneş'in içerisinde yaklaşık 1 milyon tane, hatta 1 milyon 300 bin de diyebiliriz buna, sığabilir arkadaşlar. Dünya sığabilir. Şimdi baktığımız zaman Güneş ile Dünya arasındaki mesafeyi gösteriyor şu anda. Biz Dünya ile Güneş arasında 150 milyon kilometre uzakta olduğunu biliyoruz. Peki yaklaşık diyoruz tabii ki. Bu değer değişebiliyor. Dünya'nın Güneş etrafında hareket sırasında izlediği yörüngedeki konumları ne yapıyor? Bu mesafeyi değiştirebiliyor. Baktığımız zaman 147 milyon kilometrelik bir mesafe olduğu ve 152 milyon kilometrelik bir mesafe olduğunu da görebiliyoruz. Bu ikisi arasında 5 milyon kilometre fark var arkadaşlar. Demek ki Dünya bazı durumlarda, bazı konulara geldiğinde Güneş'e yaklaşırken bazı konularda Güneş'ten bir o kadar uzaklaşabiliyor. Gökyüzüne baktığımızda Güneş'i olduğundan daha küçük görmemizin sebebi Dünya'ya olan uzaklığının yaklaşık 150 milyon kilometre olmasıdır. Biz arkadaşlar uzakta olan cisimleri her zaman küçük görüyoruz. Peki bunun sebebi ne? Biz buna perspektif etkisi adını veriyoruz. Güneş'in de olduğundan çok daha küçük görmesinin sebebi Dünya'ya olan uzaklığıdır. Şu an resimde gördüğünüz Güneş'in boyutlarını gösteriyor arkadaşlar. Güneş'ten çok çok daha büyük yıldızlar var farkındaysanız. Şu an en büyük yıldız olarak Aldebaran var arkadaşlar. Aldebaran. Şimdi devam edelim. Evet, şu anda yine sıralamış ve Güneş'imiz neredeyse görünmüyor arkadaşlar. Aldebaran Antares'ten çok daha küçük görünüyor. Oysa bir önceki resimde en büyük Aldebaran'dı. Evet, peki Güneş gökyüzünde en büyük yıldız değil. Güneş'ten çok daha büyük yıldızlar var. Gözlemledik biraz önce de. Ancak onlar Dünya'ya o kadar çok uzaktalar ki Dünya'dan baktığımız zaman ancak onları birer nokta şeklinde görebiliyoruz. Şu an Güneş tutulmasını izleyen çocukları görüyoruz arkadaşlar. Neyle izliyorlar? Tutulma gözlükleri arkadaşlar izliyorlar. Fitre gözlükler bunlar. Bunlarla ancak bakabilirler. Aksi takdirde gözleri kör olabilir. Güneş tutulma sırasında bile Güneş'e doğru bakmamamız gerekiyor. Peki Güneş ışınlarına doğrudan bakmak göz sağlığınızı olumsuz etkiler. Nasıl etkiler? Güneş'e çıplak gözle bakmanın yanında teleskop, büyütek, mercek, gözlüm ve kamera gibi ışığı bir noktada toplama özelliğine sahip olan cihazlarla bakmak da oldukça tehlikeli. Yani Güneş'e zaten uzun bir süre çıplak gözle bakmayı da geçiyoruz. Güneş gözlüğüyle bile bakamayız. Ama özellikle şu an saymış olduğum işte ışığı bir noktaya toplayan cihazlar çok daha tehlikeli arkadaşlar. Gözümüzün kör olmasına sebep olabilir. Ay'ın yapısı ve özelliklerinden bahsedeceğiz şimdi. Ay Dünya'ya en yakın göz cismi, Dünya'nın tek doğal uydusu, şekli küreye benziyor. Isı ve ışık kaynağı değil arkadaşlar. Güneşten aldığı ışığı yansıttığı için biz onu görebiliyoruz.
Arkadaşlar yine atmosferi çok ince bir kabakası. Hatta ayda atmosfer yok denecek kadar azdır diye çoğu kaynakta çıkar. Yalnız ayda atmosfer yok ifadesini kullanmıyoruz bu durumda. Ayda atmosfer var fakat çok ince. Peki bu yüzden hani üzerine çok fazla meteor çarpıyor ve çarpmalar sonucunda derin çukurlar oluşuyor. Kayalıklar oluşuyor. Vadiler ve yüksek dağlar oluşuyor. Yani bir tek yani ayın yüzeyinde neler vardır diye sorulduğu zaman toz tabakasıyla kaplı olduğunu söyledikten sonra kayalıkların, vadilerin, yüksek dağların olduklarını da söyleyeceğiz arkadaşlar çukurlar dışında. Ayın yüzeyindeki derin çukurlara da ne ad veriyorduk? Krater diyorduk. Şu an aydaki bir ayak izini gözlemliyoruz. Bu aya ilk çıkan bilim adamı Neil Armstrong'un ayak izi olduğu söyleniyor arkadaşlar. Atmosferi yok denecek kadar ince olduğu için ayda rüzgar, yağmur gibi hava olayları gerçekleşmez. Bu yüzden yıllar önce aya ilk ayak basan Neil Armstrong'un ayak izi bozulmadan kalmış. Şu an Güneş'in, Dünya'nın ve Ay'ın birbirine bakıldığı zaman büyüklüklerini kıyaslayabiliriz bu resme baktığımız zaman. Güneş'in çok büyük, Dünya'nın ondan daha küçük, Ay'ın ise daha küçük olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Peki Dünya, Güneş ve Ay arasında büyüklük ilişkisi kurduğumuzda Güneş'i bir basketbol topuna, Dünya'yı nohut tanesine, Ay ise mercimek tanesine benzetebiliriz. Şu an Dünya, Güneş ve Ay'ın birbirlerine, yani Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının 150 milyon kilometre, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının ise 380 milyon kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Ay'ın 92 kez gidip gelme mesafesi aslında 150 milyon kilometre. Gökyüzünde Ay ve Güneş'e baktığımızda Ay ve Güneş'in neredeyse aynı büyüklükte olduğunu görürüz. Oysa Güneş'in Ay'dan çok büyük olduğunu biliyoruz. Bu olayın sebebi Ay'ın Dünya'ya Güneş'e göre çok daha yakın olması ve yakındaki cisminin uzaklıklarına göre daha büyük görünmesi. Biraz önce daha önceki slaytlarda da açıklamıştık. Buna perspektif etkisi diyorduk. Ayın Dünya etrafında dolanması sonucu farklı şekillerde görüldüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bunun sebebi Ayın hareketlerini, Ayın evrelerini oluşturduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Peki hangi hareketi bakıldığı zaman Dünya etrafındaki dolanma hareketi Ayın evrelerini oluşturuyor diyebiliriz. Geceleri gökyüzüne baktığımızda ayı bazen hiç göremeyiz. Gördüğümüz zamanlarda ise farklı şekillerde olduğunu fark ederiz. Bunun sebebi ayın sürekli hareket halinde olması. Bu ayın evreleri denir. Ayın 4 tane ana, 4 tane ara evresi vardır. Ana evreler arasında geçen süre 1 haftadır. Ayın tüm evreleri tamamlandığında geçen süre 29,5 gündür arkadaşlar. Yaklaşık 29 gündür de diyebiliriz. Bu süre zaman diliminde 1 ay olarak ifade ediliyor. Evet, şu an resimde gözlemlediğimiz ayın evreleri, ayın evrelerinin görüntü şekillerini görüyoruz. Peki biz ayın evrelerini normalde bize bu şekilde vermezdi. Bize yeni ayı verip daha sonra diğer evrelerin nerede olduğunu göstermemizi isterse nasıl yapmamız gerekiyor? Şu an yapmamız gereken şu arkadaşlar, Güneş ve Dünya arasında her zaman yeni ayın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yeni ay Güneş ve Dünya arasında yerleştirdiğim zaman yeni aydan sonra ana evre olarak ilk dördün, ilk dördünden sonra dolunay, dolunaydan sonra son dördün geleceğini biliyoruz. Peki yeni ayı yerleştirdim. Yeni yerleştirdikten sonra arkadaşlar ayın Dünya etrafında Satürn'ün tersinde dolandığını biliyorum. O zaman okla Satürn'ün tersine işaretlemem gerekiyor. Yeni aydan sonra Satürn'ün tersinde dolanırken peki Satürn'ün tersini nasıl bulmamız gerekiyor? Saat çizin arkadaşlar. Akrep ve yay kovan çizin. Satürn'ün ne taraf olduğunu zaten gözlemleyebilirsiniz. Sonra bunun tam tersi olan yön ise benim Satürn'ün tersini gösteriyor olacak. Peki şu an yeni ayı bulduktan sonra sağdan açılmaya başlayacak arkadaşlar. Yavaş yavaş açılacak. Ne olacak yeni aydan sonra? Hilal. Hilal'den sonra tekrar yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Görüntünün yarısı açılacak, yarısı yine karanlık. Ne tarafı, nasıl görünüyor şu an? Düz D şeklinde görünüyor. Elimi kolumu kaldırdığım zaman sağ taraf aydınlık, üst gördüm. Sonra arkadaşlar büyük bir kısmı aydınlık olacak sağ tarafı. Sadece sol taraf çok küçük bir kısmı karanlıkta kalacak, şişkin ay. Sonra tamamı ne olacak? Açılacak ve dolma. Sonra tekrar sağdan kapanmaya başlayacak. Şişkin aydan sonra yavaş yavaş kapanıyor.
ve sol tarafı aydınlık olacak arkadaşlar. Sonra yarısı kapanmış oldu sağ tarafının. Yine sol tarafı aydınlık. Son dördün. Sonra yine sağ tarafın büyük bir kısmı kapandı, karanlık oldu. Sol tarafı çok küçük bir kısmı aydınlık, buna hilal diyoruz ve tekrar yeni ay geldi. Şimdi arı evrelerin ana evre hangi iki ana evre arasında olduğunu sorduğum zaman şuna dikkat edin. Eğer benim hilalimden bahsedelim, hilallerden bahsedelim. Yeni ay neydi? Tamamı karanlık görünüyor. Doğru. Hilaller bakıldığı zaman çok büyük bir oranda karanlık olduğu gözleniyor. Doğal olarak yeni ayın yanında her zaman ne olacak? Hilaller olacak. Dolunay'a geldik. Şişkin aylar var. Baktığımız zaman şişkin aylar dolunaya çok benziyor ve çok büyük bir kısmı aydınlık. Ve doğal olarak dolunayların yanında ne olacak? Şişkin aylar olacak. Tamam. Dolunay ve yeni ayın yanında, yeni ayında hilalin olduğunu, dolunayın yanında şişkin ayın olduğunu öğren. Peki, benim hilalim nasıl bir şekle sahip olduğunda, son dördünün yanında mı, ilk dördünün yanında mı, neye göre belirleyeceğim? Şimdi hilale baktığım zaman, yeni aydan sonra gelen hilale bakınca ters C şeklindeydi ve sağ tarafı aydınlıktı. Sağ tarafı aydınlıksa benim hilalimin, ilk dördünün de sağ tarafı aydınlık olacağı için demek ki yeni ayla ne arasında olacak? İlk dört. Geldik diğer hilale. Onun da sol tarafı aydınlık olduğu için doğal olarak sol tarafı aydınlık olan son dördün olduğuna göre ne olacak? Yeni ay ve son dördün arasında. Dolunay yanındaki şişkin aylara bakınca bir kere bir tarafında mutlaka dolunay vardı. Eğer sağ tarafı aydınlıksa benim şişkin ayımın ilk dördünün yanında, sol tarafı aydınlıksa şişkin ayımın son dördün yanında olacak. Bu şekilde bulmaya çalışacağız. Peki tek tek açıklayalım. Yeni ay, ay güneş ve dünya arasındadır. Ayın dünyaya bakan yüzü ışık almadığı için dünyadan bakan biri ayı göremez arkadaşlar. Ay güneşin doğusundadır. Dünyadan bakan biri ayı ters C şeklinde görür. Yeni ay evresinden bir hafta sonra görürüz. Dünyadan bakan biri ayın sağ tarafını aydınlık gördüğü için şekli D harfine benzer. Şişkin ay, ayın ilk dördün evresinden dolunay evresine geçerken görülen arı evresi. Dolunay ilk dördün evresinden bir hafta sonra görülür. Ayın dünyaya bakan yüzü tamamen aydınlandığı için dünyadan bakan biri ayı daire şeklinde görür. Şişkin ay, ayın dolunay evresinden son dördün evresine geçerken görülen ara evresidir. Son dördün dolunay evresinden bir hafta sonra görülür. Dünyadan bakan biri ayın sol tarafını aydınlık gördüğü için şekli ters bir harfine benzer. Son dördünde şöyle bir tüyo vermiştim ben sınıfta da arkadaşlar. Son dördünde sol taraf aydınlık ters D'ye benziyordu zaten. Evet. Ama son dördünün N'sini kaldırınca ortadan, onun yerine sol yazdığımız zaman demek ki son dördün sol taraf aydınlık. Bu şekilde küçük bir şey aklınızda kalsın. Geldik hilale. Ay güneşin batısındadır. Dünyadan bakan biri ayı 100C şeklinde görür. Bayraktaki C şeklinde arkadaşlar. Daha doğrusu bayraktaki hilal şeklinde. Şimdi güneş, dünya ve ayın hareketlerinden biraz bahsedeceğiz. Güneşin hareketlerinden bahsedeceğiz. Güneşin bir tane hareketi var arkadaşlar. Sadece dönme hareketi yapıyor. Dönme ve dolanma hareketi ne demek? Dönme hareketi eğer cisim kendi, yani cisim kendi ekseni etrafında hareket edip tam bir açıyla hareket edince dönme. Eğer cisim başka bir cisim etrafında hareket ediyorsa biz buna dolanma diyoruz. Tam bir açıyla atmasına dolanma diyoruz. Peki güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine doğru dönme hareketi yapar arkadaşlar. Evet, güneş, dünya, ay hem kendi ekseni etrafında hem de hareketleri başka gök cisim etrafında hareket ediyorsa nasıl bir hareketi var? Saat yönünün tersi şeklinde hareketi var. Arkadaşlar şimdi dünyanın güneş etrafındaki hareketini ve ayın, pardon, güneşin kendi ekseni etrafındaki hareketini gözlemliyoruz. Dünyanın hareketlerine bakalım. Dünya iki hareket yapıyor arkadaşlar. Bir dönme, bir de dolanma hareketi. Dönme hareketini 24 saatte tamamlıyor kendi ekseni etrafında. Bu bir gün anlamına geliyor. Gece ve gündüz oluşuyor arkadaşlar. Güneşin etrafında saat yönünün tersinde dolanma hareketi yapıyor. Yine bu hareket 365 gün 6 saatte bitiriyor. Bu da bir yıl oluşturuyor ve mevsimler oluşuyor arkadaşlar.
Şu an baktığımız zaman güneşi farklı zamanlarda farklı yerlerde görüyoruz. Peki bunun sebebi ne arkadaşlar? Güneşin içinde güneşin sürekli farklı konularda olmasının sebebi de dünyanın kendi etrafında canlı hareketi yapıyor olması. Şu an dünya kendi etrafında dönüyor. Ay da dünya etrafında ne yapıyor? Dolanıyor arkadaşlar. Ayın hareketleri kendi ekseni etrafında Satürn'ün tersine dönme hareketi yapıyor. Bu hareketi 27 günde, yani 27 günde 8 saatte tamamlıyor arkadaşlar. Dünyanın etrafında Satürn'ün yönünün tersine dolanma hareketi yapıyor. Bu hareketini de 27 gün 8 saatte tamamlıyor. Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında Satürn'ün tersine dolanma hareketi yapıyor. Bu hareketini 365 gün 6 saatte, yani Dünya ne kadar zamanda tamamlıyorsa Ay da aynı zamanda tamamlamış oluyor. Şu an hani biraz önce de söylemiştim. Ay kendi ekseni etrafında 27,3 gün, 27 gün 8 saat yani. Dönerken dünya etrafında da aynı zaman diliminde dolanmasını tamamlıyor. O yüzden ayın ben hep aynı yüzünü görüyorum arkadaşlar. Şu an şekilde de anlaşıldığı üzere ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Yani burada da açıklarken de tekrar edelim bir kere daha. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Buna sebebi ayın kendi eksen etrafında dönme süresiyle dünya etrafında dolanma süresinin eşit olmasıdır. Ayın arka yüzünün fotoğrafları gelişen teknoloji sayesinde uydular aracılığıyla çekilebilmiştir. Çünkü biz sadece dünyadan baktığımız zaman ayın tek yüzünü görüyoruz. Arka yüzde mutlaka eğer uzaydan ne olacak? Görüntü mutlaka oluşturulacak arkadaşlar.